Melatonin hakkında bilinen en büyük yanlışlardan bir tanesi herhalde onu sadece bir uyku hormonu olarak tanımlamak. Zira melatonin antioksidan özelliği, antiinflamatuar özelliği nedeniyle bizim sağlıklı kalmamızı da sağlıyor. Aslına bakarsanız çok ilgi çekici bir hormon. Neden? Çünkü bizim uyku ve uyanıklık düzenimizin sağlanmasında en önemli görevlerden bir tanesini üstleniyor. Melatonin şöyle salgılanıyor. Akşama doğru hava kararmaya başladığı zaman gözümüze gelen ışık miktarı azaldığı zaman beynin içinde suprakiyazmatik nükleus dediğimiz çekirdeklerden bir bölgeden direkt olarak pineal bez dediğimiz bir bölgeye uyaran gidiyor ve oradan melatonin salgılanmaya başlıyor. Bu da bizim uykumuzu getiriyor. Pinel bezinde önemli özelliklerinden bir tanesi vücutta ender bulunan tek organlardan bir tanesi. Şöyle vücudunuzu bir düşünürseniz pek çok organ aslında iki tanedir. İşte böbrekleriniz, gözleriniz, kulaklarınız, elleriniz, ayaklarınız vesaire. Ha bir tek orada karaciğer tek dalak tek. Gerçi onlar da birbirini herhalde tamamlayan organlar olarak tanımlamak yanlış olmaz. Ama pineal bez tek olarak vücutta bulunuyor ve melatonin hormonunun üretiminden sorumlu. Bu konuda enteresan bir hikayeyi de paylaşmak lazım. Aslında bizim melatoninle ilgili mücadelemiz biraz ışığın keşfiyle, ampulün keşfiyle ortaya çıkmaya başlıyor çünkü dedim ya hani melatonin karanlık basmaya başladığı zaman salgılanıyor. Şöyle de bir durum var, mavi ışıkla karşı karşıya kaldığınız zaman melatoninin sentezi bozulmaya başlıyor. Yani üretimi azalıyoruz ama mavi ışık e, öncesi ilk başlangıcı ampuller. Onun öncesinde insanoğlu daha fazla e, aydınlığını alevle ve ateşle, mumla sonrasında da e, ve gaz lambalarıyla sağladığı için buradaki dalga boyu, ışığın dalga boyu e, o melatonin sentezini bozacak noktada değil. Ama ne zamanki ampul icat ediliyor ve arkasından işte teknolojik ilerleme ile birlikte Televizyon, tabletler, telefonlar hayatımıza girmeye başlıyor. Melatonin üretimiyle ilgili sıkıntı oluyor. Tabii melatonin üretimiyle ilgili sıkıntı yaşlandıkça melatonin üretimi gittikçe düşüyor. Hatta 80'li yaşlara geldiğimiz zaman gerçekten büyük oranda melatonin üretimi de azalmış oluyor. Bu da yaşlıların neden daha az uyuduğunu ve bir miktar hani uykuya dalmadaki problemlerinin neden kaynaklandığını da açıklıyor. Şimdi peki biz acaba uykusuzluk çekiyorsak melatonin kullanmalı mıyız? Bunun bir faydası var mı? Kullanımla ilgili nelere dikkat etmek lazım? Hemen şunu söyleyelim. Yapılan birçok çalışma gerçekten melatoninin özellikle uykuya dalmada etkili bir ajan olduğunu gösteriyor. Yani dışarıdan aldığınız melatonin sizin uykuya dalmanızı daha çabuk hale getirebilir, kolaylaştırabilir gibi görünüyor. Bu aynı zamanda hem sağlıklı kişilerde hem de hasta bireylerde tanımlanmış. Örneğin yoğun bakımda yapılmış olan bir çalışma var. Bu yoğun bakımda yapılan çalışmada hastaları ikiye ayırmışlar ve bir gruba melatonin takviyesi yapmışlar. Melatonin takviyesi yapılan grupta yoğun bakım hastalarındaki biyolojik değerlerinde daha hızlı düzeldiğini ve uykularını daha iyi aldıklarını, uyku skorlarının daha iyi olduğunu görmüşler. Yine sağlıklı kişilerde yapılan birçok çalışmada da aslında meta analizler dediğimiz büyük analizlerde de özellikle melatonin kullanımında uykuya dalmanın daha çabuk olduğunu gösteriyor. Melatonin aldığımız zaman, örneğin damardan alıyor olsak, tabii çok hızlı bir şekilde kana karışıyor. Melatonin yaptığınız zaman yaklaşık e, yarım dakikada maksimum seviyesine ulaşıyor kanda. Ama tabii ki melatonin'i damardan almıyoruz. Biz takviye olarak kullandığımız zaman haplarını kullanıyoruz. E, haplarıyla ilgili de şunu söylemek lazım. Bir hapa aldığınız zaman öncelikle tümünü vücudunuza emmiyorsunuz. Yani 10 miligramlık bir hap kullandıysanız ki 10 yüksek bir doz bu arada onu da konuşacağız. 10 miligram kullandıysanız onun yaklaşık 3 ila 4 gramı kadar kana karışıyor. Dolayısıyla e, hani öyle hemen aldığınız o 10 mg'ın hepsi kanıma karıştı diye düşünmek çok doğru değil ve yaklaşık 1 saat içinde de maksimum değerine Ulaşıyor dolayısıyla bir kere Melatonini eğer kullanıyorsanız özellikle Uykuya dalmakta problem yaşıyorsanız e, Bu durumda Uyku saatinizin Yaklaşık bir saat Veya bilemediniz iki saat öncesinde Melatonini almakta fayda var Çünkü melatonin e, fizyolojide yani normal fizyolojisinde de öyle e, yükseldikten sonra yani uykuya siz başladıktan sonra çok hızlı bir şekilde yükseliyor daha doğrusu o yükseldikten sonra siz uykuya dalıyorsunuz ve sonra e, özellikle günün başlangıç saatlerine yani sabah saatlerine doğru ilerlediğiniz zaman hızlı bir şekilde de düşüş gösteriyor o yüzden 1-2 saat önce almanızda fayda var. Bazı preparatlar var melatoninde yavaş salınımlı olanlar var. Onların biraz daha etkili olabileceği düşünülüyor. Şimdi gelelim doz meselesine. Doz ne kadar kullanmam gerekir? Genellikle çalışmalar 0.5 mg ile 20 mg arasında değişmiş. Yani yarım gramla 20 mg arasında değişmiş. Gerçekten çok geniş bir aralıktan bahsediyoruz burada. Fakat çok özetle şunu söyleyelim. Yani 10 mg'ın üstünde çalışmalar zaten çok çok az. E, ağırlıklı olarak 0,5 ile 5 mg arasında çalışmalar ve genel olarak şunu söyleyebiliriz. Melatoninin düşük dozuyla yüksek dozu arasında etkinlik açısından çok bir fark görünmüyor. Dolayısıyla bir kere hani yüksek e, dozda, ...başlamak doğru değil. Bir kere mutlaka düşük dozda başlayın. E, bu anlamda hiçbir fark yok. Evet, emiliminde biraz problem var. E, onu söylemiştik oral alımda. Yani ağızdan aldığınız haplarda. Ama yine de önce düşük dozu mutlaka e, kullanmak lazım. Melatonin bu arada sadece uyku için kullanılmıyor. Özellikle çocuklarda, dikkat eksikliğinde... ...veya bazı e, hastalıklarda da, otizm gibi hastalıklarda da kullanılabiliyor. Eee... Çocuklarda tabii çok uykusuzluk anlamında verilmediğini biliyoruz. Ama son yapılan çalışmalar özellikle puberte öncesinde melatonin kullanımının çocuklarda puberteyi erteleyebildiği gibi bir problem olabileceği şu anda tartışılmaya başladı. Son yıllarda ve özellikle yine kadınlarda hormonal siklüs de bir değişikliğe yol açabileceği hormonal değişikliklere yol açabileceği de konuşuluyor. Dolayısıyla biraz daha hani böyle çok fazla aşırı istekli olmayın deniyor ve özellikle de yüksek dozlardan kaçının deniyor. Çocuklarda zaten kullanılmasına biraz daha eğilim artmaya başladı açıkçası bu anlamda ona dikkat etmek lazım. Kısa dönem ve uzun dönem konusunda acaba hani bu şimdi etkinliğini biliyoruz etkin işte çok hızlı uykuya dalıyorsun daha belki uyku kalitesini bazı gruplarda daha iyi toparlıyor daha iyi hale getiriyor ama hani güvenliği nasıl yani yan etkisi var mı? kısa dönem yan etkisi çok ciddi yan etkisi yok ama hani kullandıktan sonra ertesi gün işte uykulu olma hali, belki biraz mide problemleri gibi e, baş edilebilir bir e, problemle karşı karşıya kalınabilir gibi görünüyor. Uzun dönem e, sonuçları konusunda çok ciddi bilimsel veri henüz birikmedi açıkçası. Burada en önemli nokta tabii şu. Şimdi bir hormon aldığınız zaman, dışarıdan bir hormon aldığınız zaman vücudunuz onun e, sentezini azaltmaya başlıyor. Yani nasıl olsa vücudumda var. Dolayısıyla ben bunu azaltayım diyor. Ve şöyle düşünün. Fabrikadaki üretimi azaltmaya başlıyor. Şimdi fabrikadaki üretim azalırsa ne olur? İşçilerin bir kısmını işten çıkarırsınız. Genellikle eğilim böyledir değil mi? Çünkü o fabrikayı ufaltmanız gerekir. Ufaltmak, ufaltma, Vücut da tabii ki ufaltmaya başlıyor fabrikayı. Yani bunun için en klasik örnek işte testosteron kullanımı mesela. E, bazen Aşırı işte body yapan yani vücut çalışan e, sporcu arkadaşlar işte testosteron kullanıyor. Testosteron kullanıldığı zaman bu sefer vücut ya nasıl olsa vücut işte bende testosteron var diyor ve ne yapıyor? Testosteron üretimini azaltıyor. E bundan sonra da testisler ufalmaya başlıyor. Şimdi e, melatoninde böyle bir problem var mı? Yani acaba benim e, ben dışarıdan melatonin aldığım zaman benim pineal bezim ufalır mı? Melatonin üretimi? azalır mı? Bununla ilgili çok veri yok ama uzun dönemde en azından şunu biliyoruz. Çok uzun süre melatonin kullansanız bile melatonin'i kestiğiniz anda hızlı bir şekilde vücudunuz eski fizyolojisine dönüyor. Bu anlamda ciddi bir problem yaratmıyormuş gibi görünüyor. Hani bundan pek açıkçası korkmuyoruz. Tabii bugün biz daha fazla melatonin'in hep uyku üzerine etkisinden konuştuk ama gerçekten çok güçlü bir antioksidan, güçlü bir antiinflamatuar ee, özetle yaşımızın ilerlediği zaman melatonin üretiminin de azalacağını düşünürsek belki erken yaşlarda değil ama e, ileri yaşlarda melatonin iyi bir takviye olarak karşımıza çıkabilir. Ancak bununla ilgili veriler de e, yavaş yavaş birikiyor diyelim. Ne zaman veriler daha net olacak o zaman biz de evet kullanmalıyız ya da kullanmal kullanmamalıyız e, diye bir söylemde bulunabileceğiz. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu dakikaya kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda yine bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.